Merhaba sevgili boğalar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta başında yaşadığımız terazi yeni ayının etkilerini hissetmeye başlamış, hayatımızda görmeye başlamış olabiliriz. Bu hafta da önemli bir hafta olacak. Özellikle hafta sonu yaşayacağımız ay tutulmasının enerjileri bizim için önemli etkiler meydana getirebilir. Tutulma öncesinde haftanın genel etkilerine bir bakalım isterseniz. Hafta başında pazar günü ve pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerleyecek. Bu da bizim için hayatımızdaki sorumluluklar, iş ve kariyerimiz, aile büyüklerimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Özellikle pazar günü işlerimiz biraz yoğun olabilir veya aile büyüklerimizle ilgilenmemiz gerekebilir. Ancak Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm özellikle ilişkilerimize, annemizle olan ilişkilere veya hayatımızdaki yakınlarımızla olan ilişkilerimize olumlu yansıyacaktır. Satürn-Merkür pozisyonları şu sıralarda özellikle iş konusunda, ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda veya yapmak istediğimiz girişimlerde daha ciddi ve kararlı davranmamız gerektiğini işaret ediyor. Kafamızda bazı önemli projeler, düşünceler olabilir. Onlarla ilgili işaretler gelebilir ve bu hafta başında özellikle daha kararlı davranıp belki anlaşmalar yapmamız gerekebilir bu konularda. Pazartesi günü de Ay Kova burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Son derece yaratıcı, zihinsel olarak aktif olduğumuz bir günde olacağız. İşimizle ilgili yoğunluğumuz fazla olabilir veya aile hayatında sorumluluklarımız gündemde olabilir. Ancak hem yaratıcı olacağımız için hem de pratik olacağımız için birçok işimizi gün içerisinde halledebiliriz. Akşam saatlerinde Ay-Mars karşıtlığı birazcık ilişkilerde huzursuzluk yaratabilir ya da yorgunluk nedeniyle kronik sağlık sorunları oluşabilir. Ancak geçici bir etki, çok uzun süreli olmayacaktır. Salı günü Ay Balık burcunda olacak. Ay Balık burcunda artık sosyal hayatımızı biraz daha canlandıracak. Hafta ortasından itibaren, Salı gününden itibaren daha fazla kişiyle görüşebiliriz. Sosyal organizasyonlara, davetlere katılabiliriz. Seyahatler yapabiliriz. Kendimizi keyifli ve mutlu hissedeceğimiz bir süreç olacak. Özellikle sabah saatlerinde Ay-Neptün kavuşumu belki salı sabahı biraz daha manevi konularla ilgilenmemize, dilek dilememize, dua etmemize imkan verebilir. Olumlu etkileri olacaktır. Çok daha enerjilerin bize hızlı döndüğünü hissedebiliriz. O gün bir diğer önemli gelişme 15'inde Mars burç değiştirecek. Mars bir süredir Aslan burcundaydı. 15 Ekim'de artık Başak burcuna geçecek. Mars'ın Başak burcuna geçmesi toprak grubu olan siz boğaları da olumlu etkileyecek. Artık enerjiniz biraz daha güçlenebilir. Günlük işlerinizde daha pratik bir şekilde hareket edebilirsiniz. Özellikle Mars'ın hareket ettiği alan sizin hobileriniz, yaratıcılığınızla ilgili konuları da etkilediği için bu süreçte gerek iş hayatınızda gerek günlük hayatınızda ilgilendiğiniz faaliyetlerde daha yaratıcı ve aktif olabileceğinizi gösteriyor. Bunun yanı sıra çocuklarınızla ilgili gelişmeler biraz hızlanabilir. Belki zaman zaman çocuklarınızla ilgili biraz daha fazla enerji harcamanız gerekebilir. Ancak bir şekilde olumlu etkilerin de olacağı, size verimli döneceği, dönüş olacağı bir süreç olacak. İkili ilişkiler, flörtlerle de ilgili daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle çalışan boğalar bu süreçte daha fazla sosyal ortama girecekler, daha fazla organizasyona katılabilecekler. 16 Ekim'de de Ay Balık burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Özellikle 16 Ekim sabahında Jüpiter Ay arasındaki üçgen açı kendimizi son derece olumlu, pozitif hissetmemize neden olabilir. Yine sosyal ilişkiler, seyahatler, belki tatil programı, kısa bir tatil bize iyi gelecek ve dinlendirecek gibi görünüyor. Zaten o gün Ay öğleden sonra boşlukta olacak. Çok önemli işlerle ilgilenmeden günlük rutin işlerimizle ilgilenmek, kendimizi akışa bırakmak, eğlence ve dinlenmeye vakit ayırmak daha doğru olacak gibi görünüyor. 17 Ekim'de artık Ay Koç burcuna geçecek ve Dolunay fazında olacak. Enerji biraz daha yükselebilir Ay Koç burcundayken. Dolunay'ın da etkisiyle duygular biraz daha güçlenebilir. Sizin için Boğa burcu için biraz içe dönük bir dolunay olabilir. Bu dolunay ay tutulmasıyla beraber kendinizle ilgili veya hayatınızla ilgili bazı yeni keşifler yapabilirsiniz. Bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bilincinizde önemli gelişmeler, uyanışlar söz konusu olabilir.
Zaman zaman kendinizi biraz alıngan ve hassas hissedebilirsiniz ya da dolunay günü özellikle hafta sonunda Perşembe'den sonra Cuma, Cumartesi günü birazcık yalnız kalmak, kendi başınıza kalmak, kendi iç sesinizi de dinlemek isteyebilirsiniz. Kuşkusuz bu sizin için çok da faydalı olacaktır. Bir şekilde yeni kararlar alabilir. Hayatınızda özellikle sağlığınızla ilgili veya hayatınızdaki iş hayatınızla ilgili yeni kararlar alıp uygulamalar yapmaya karar verebilirsiniz. Bu dönem sizin için tutulma dönemi özellikle önemli olabilir bu verdiğiniz kararları uygulamaya koyma konusunda. 19 Ekim'de 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 02:39'da 25 derece Koç burcunda meydana gelecek ay tutulması. Bu tutulma ateş grubu ve öncü nitelikte olduğu için biraz olayları hızlandırabilen bir tutulmadır. Belki şu ana kadar fark etmediğiniz bir kavramla karşılaşabilirsiniz. Bu gizli bir hayran olabilir. Veya sizin arkanızdan bazı işler çeviren bir kişiyi keşfedebilirsiniz. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bazı kavramlar olabilir. Bu kişi bir kişi de olabilir veya bir bağımlılığınız olabilir. Ama her durumda sizin hayrınıza olacak bir gelişme olacaktır. Sağlığınızla daha fazla ilgilenmeye başlayıp kendiniz için kişisel bakım uygulamaları yapabilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığı bırakmak için de bu tutulmayı değerlendirebilirsiniz. Önemli bir dönem olacak veya şifa veya bakım çalışmaları olabilir. Bir check-up yaptırabilirsiniz kendinize. Beslenme sisteminizi değiştirebilirsiniz. Günlük rutinlerinizde bazı değişimler yapabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Her durumda bunlar sizin için hem sağlığınız hem kişisel gelişiminiz için olumlu olacak gelişmeler olacaktır. Evet sevgili boğalar, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.